Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bildiğiniz gibi İslam'a davet konusunda önemli bir mesele de bir kötülüğe karşı gücümüz yetiyorsa elimizde onu düzeltmeye çalışmak, yetmiyorsa dilimizde, burada gücümüz yetmiyorsa kalbimizde buz etmek, yani kötülüğe karşı tavır almak. Peygamberimiz bunu imanın en zayıf derecesi saymış. Bu hadis-i şerif çok önemli. Kaç sohbettir bu hadis-i şerifin üzerinden geçemiyoruz. Bu hadis-i şerifi incelemek için bir tarafını konuşsak bir başka tarafı daha devreye giriyor. Dolayısıyla davet serisi içerisinde bunun hakkını vermek için bu hadis-i şerifi bir başka cihetten bir kere daha gündeme getirmek istedim. Zaten hadis-i şerif, değerli kardeşlerim, güç yetirme konusunu özellikle söylüyor ve biz daha önceki sohbetlerimizde akıl ve buluğ çağına gelmiş bir Müslümanın mükellef olabilmesi için gücünün yetmesinin de şart olduğunu söylemiştik. Ya yükellifullahu nefsen illa vus'aha, Allah kimseye gücünün yetmediğini yükleme sorunu tutmaz. Parası olmayana zekat düşmez. Hacca parası olmayan ya da yol selameti bulamayanlara, imkanı olmayanlara hac düşmez. Efendim, gözleri görmüyor, ayakları topala, cihat farz olmaz gibi. Dini emirler güç yetirmeye bağlanmış yani. Gücümüzün yettiğinden sorumluyuz. Bu yüzden davet ve tebliğ, dini öğretme işleri, eğitim, öğretim işleri, bu da bizim gücümüze bağlanmış. Güç deyince bir ilmi güç, ikincisi bedeni güç olarak alıyoruz. Tabi bu bizi korkaklığa sevk etmemeli. Ama kimsenin de bizi korkaklıkla itham etmesine de cesaret verilmemeli. Çünkü bu konular derinlemesine bilinmezse bazı çok değerli insanlar korkaklıkla itham edilip gözden düşülür, itibar kaybına sebep oluyor veya sevmeyen insanlar veya meslek farkı, mezhep farkı, işte anlayış farkı, parti farkı olan insanlar sırf bu meseleler yüzünden birbirlerini çok kolay harcıyorlar. Adam dedikodusunun bahanesi olarak yüzüne bu perdeyi çekiyor. Çok kötü niyetli ama iyi niyetliymiş gibi kendisini göstererek ağzını açıp doldura doldura konuşuyor. Bu cihetten konular çok önemlidir. Şimdi size çok ilginç bir hadis-i şerif nakledeyim. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Haccac'ın hutbesini dinlerken hoşlanmadığım bir sözünü duydum. Ona itiraz etmek istedim. Fakat birden sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şu söz aklıma geldi. Bir müminin kendine alçaltması yakışıklı olmaz. Kendi nefsini zillete düşürmesi, alçaltması yakışık almaz. Dedim ki, ya Resulallah, kendi nefsini alçaltmak nasıl olur? Buyurdular ki, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, altından kalkamayacağı belaya kendisini maruz bırakmakla. Altından kalkamayacağı bir belaya göz göre göre girişiyor. Altından da kalkamıyor tabi, debelenip duruyor. Kendini alçaltmış bir duruma düşüyor yani. Çok ilginç. Hayatta böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz değerli kardeşler. Adam orada konuşma yapıyor. Sen de bir şekilde burada duruyorsun. Şimdi küfrünü ilan ediyor. Senin ne işin var orada? Gitmeyecektin. Gittin. Şehadet bile olsa o hakkı ifade etmek de bir durumdur. Yap. Ama öyle bir durum ki sen bunu söylediğin zaman senin arkanda mesela bir öğretmensin, bir cemaatin liderisin, efendim bir sivil toplum kuruluşunda kanaat önderisin, önde gelen bir insansın, zarar sadece sana gelmeyecek. Senin bütün cemaatine gelecek, senin bütün hizmetlerine gelecek. Hepsini mahvedecekler. O zaman
Hangisi daha karlı? Kural belli. İki zarar bir araya geldiğinde ehveni tercih edilir. Burada sen susacaksın. Daha büyük zarardan kendini koruyacaksın. Kendini de arkandaki insanları da tehlikeye atmayacaksın. Altından kalkamayacağın bir işin içine de girerek heder etmeyeceksin. Sen kıymetlisin daha. Bir zaman bir mücahidi dinliyordum. Elinize bir tane topunuz var. Düşmanın kalesine öyle bir yere atın, öyle bir fırsat bekleyin ki bir attığınızda iş bitsin. Yoksa gerisi yok yani. Müslümanlar çok kıymetli. Kendilerini heder etmemesi lazım diyor. Şimdi bunu anlamayan birçok insanlar zamanında bazı işler yaptılar, bazı sözler söylediler, hapishaneyi boyladılar. Arkasındaki kalan insanlar terörle mücadele eden bir sürü efendim sorgulandılar, hapse düştüler. Çorularıyla, çocuklarıyla perişan oldular. Sonra değdi mi? Değmedi. Pişman oldular. Şeyh Said isyanı. Bediüzzaman Hazretleri yapma dedi kendisine bazı sebeplerden. O sebeplerin bir kısmını biraz sonra anlatacağız. Efendim, kıyama kalktı. Daha doğrusu kıyama kalkmak mecburiyetinde de kaldı. Belki de onu buna zorladılar. Bir hareketi erkene aldırarak daha olgunlaşmadan ham meyveyi dalından kopararak bitirdiler. Yani bu düşmanların taktikleridir. Bir düşman birisini yok etmek istiyorsa onun erken harekete geçmesini sağlar yani. Şimdi Zeyd rahmetullahi aleyh, Şeyh Said Efendi soyadını veya işte sülalesini söyleyemedim. Yargılanma sonunda hakim ona soruyor. Aynı vaziyet şimdi olsaydı yapar mıydın diyor. Verdiği cevap çok önemli. Benim bu milletten sıtkım sıyrıldı diyor. Kelimeyi unutmuştum ben orada okuyunca tebessüm ettim. Sıtkım sıyrıldı. Ben bu milletten sıtkım sıyrıldı. Gördüm ki kimse şeriat istemiyor diyor. Yapmazdım demek istiyor yani. Çünkü onun ordusu bile bazı vilayetlere girdiğinde kendisi emretmediği halde Müslüman milleti yağmalamıştı yani. Düşmanı iline girer gibi zulmetmiş. Değerli kardeşler, pişman olmuş. Şimdi bazı Müslümanlar var. Erken hareket ediyorlar ve arkasındaki insanları da mahvediyorlar. Bazı insanları bu tür hareketlere devlet bilerek kışkırtıyor. İmam-ı Azam'a böyle bir tuzak kurdu, yapmadı. Eziyet, işkenceyi kendi sinesine çekti, yapmadı. Onun zamanında İmam Zeyd baş kaldırmıştı. Maddi destek verdi ama fiili destek vermedi. Neden? Çünkü etrafındaki insanlara güvenmiyordu. Hareketin başarıya ulaşacağına inanmıyordu. Kanaati yoktu. Olsaydı belki desteklerdi ya. Şimdi bu Arap Baharı'nda da gördük, Suriye'de memleketimize gelmiş ulema ile sohbet ettim ben. Dedim ki onlara, yani bu isyana, devlete başkaldırmaya, bu Esed'e başkaldırmaya fetva aldınız mı hocam? Yani alimler bir araya gelerek böyle bir şey yapmalıdır Müslümanlar diye bir durum yok hocam dedi. Böyle bir şey olmadı. Yani alimler bu işte fikirlerini bile sormadılar. Bir kısım insanlara çok aşırı hakaret etti devlet. Onlar da dayanamadı. Harekete geçti. Millet de bunu tetikledi. Yurt çapına yayıldı. İşte sonra da bu işler oldu. Görüyor musunuz? Erken kalkışma karşısında milyonlarca insan öldü. Vatanından sürüldü. 10 yıldan fazla harp devam ediyor. Bütün bir ümmetin perişanlığına sebep oldular. Dikkatli olmak gerekir değerli kardeşlerim. Yani Hafız Esad da oğlu da mikrobun teki, katilin teki, alçağın tekidir. Keşke Müslümanların gücü yetse de bunlara kıyametin makamlarından alt etseler. Ama güçleri yetmiyorsa, adam devlet, adamın uçağı var, adamın bombası var, adamın topu tüfeği var, adamın askeri var. Adam atıyor Müslümanların üstüne bombayı. Öldürüyor yani. Gaz bombası, kimyasal bomba, efendim simit bombası mı ne diyorlar ona? Mahvediyor. Allah korkusu yok yani.
Benzer davranışlarını Irak'ta gördük. Kendi halkının üzerine Saddam, zalim Saddam, Halepçe'de gaz bombası kullanmadı mı? Sokaklarda kadın, çocuğu yatmışlar böyle, fotoğraflarını görüyoruz. Da böyle ya. Mısır'da zalim insanların üstüne silahlarla taradılar ya. Acıyorlar. Sisi denilen alçak iktidara nasıl ele geçirdi ya? Şimdi değerli kardeşlerim, hesap etmek lazım. Getirisi ve götürüsünü hesap etmek lazım. O yüzden sevgili peygamberimiz bir müminin kendini alçatması yakışık almaz diyor. Nasıl olur bu alçatma? Altından kalkamayacağı belaya kendisini maruz bırakmakla diyor. Hazreti Muaviye'nin Yezid'e beyat aldığı gün mecliste herkes konuşuyor. Ahnef bin Kays susk. Muaviye herkesi dinliyor ama gözü Ahnef bin Kays'a takılmış. Ona bakıyor, onun susması karşısında. Nihayet sordu. Sen niye konuşmuyorsun? Sen ne diyorsun? Ahnef radıyallahu anh dedi ki, doğru söylersen senden korkuyorum. Yalan söylersen Allah'tan korkuyorum. Ne yapayım, susuyorum dedi. Peygamberimiz men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yekun hayran evli yasbut buyuruyor. Kim Allah'a iman ediyorsa, ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin, söyleyecekse hayır söylesin ya da sussun, söylemesin. Şimdi yerine göre söylememek gerekiyor. Söylerse fitne çıkacak. Daha büyük belalara maruz kalacak. Onun için dinimiz rahmet dini. Ya hayır söylesin veya sussun diyor. Ahnef bin Kays kabul etmiyor bu görüşü. Ama açıkça söylese fitne çıkacağını da biliyor. Aslında bu duruş klas bir duruştur. Kulaklar için Nazım Nuri Pakdil'in kitabının adı böyle, klas duruş. Bu bir klas duruştur yani. Yani özünde gerçeği haykıran bir, doğruyu haykıran bir susmadır bu suskunluğun. Bu suskunluğun anlamını Muaviye de biliyor ona sorar ki. Bazen susarak cevap verirsin. Hoşça kalın ve selam.